İnsanın içinden kara bulutlar geçen günlerde gökyüzündeki mavi bulutlar o adamı pek fazla ilgilendirmez. Peki o kara bulutlara neler vesile olur? Birden alınan haberler bu kara bulutlara bir anda vesile olur. En çok da ne kadar yakınından bir kötü haber alırsan o kadar kara bulutlarda imdada koşar hemen etrafı karartır değil mi? İnsanın en yakını kim var? Kim geliyor aklınıza? Anne baba geliyor. Peki anne babadan böyle daha masum, daha çok kıyamadığınız biri vardır. Kimdir o? Çocuk değil mi? Evlat. Allah Allah. Bir telefon geliyor bir anda diyor ki yetiş. Ateşler içinde yanıyor çocuk. Adamın eli ayağına dolaşıyor. Masum ya bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında çocuk. Ne oldu diyorsun doktora bir götürüyorsun. Allah Allah söylemedik şey bırakmıyor. Şimdi insanın eli ayağına dolaşıyor. Masum yavru İsteseler bile günah işleyebilirler mi? İşleyemezler. İyi de ne oldu masum yavrunun başına gelmedi hal kalmıyor. Bunda bir mesaj, bir mektup olması lazım. Ve bir insan bu mektubu, bu mesajı okuyamazsa nefes bile alamaz. Bizim bir arkadaşın çocuğu yatağında yatarken, küçücük belki 3-4 yaşlarında çocuk, yattığı yataktan yuvarlanıp düşüyor. 4 yıl mı, 5 yıl mı aralıksız hastaneye gittiler düştüğü yerde kafasını vurmuş. Öyle travmalar geçirmiş ki yani doktorlar tespit etmekte zorlanmış. Daha geçen arkadaşın bir aylık bebeği, bir aylık bir anda nefessiz kalmış. Yoğun bakıma almışlar, kalbinde mi ritim bozulmuş, bir anda bütün fonksiyonlar mı durmuş? Yani ne olduğunu bile tespit ederken zorlanıyorlar. Allah Allah! Bak çocuk deyince aklıma geldi şimdi. Geçen senin çocuk değil mi? Allah şifa versin. Elinde bir şeyle oynarken bir anda şişe düşüyor o da üstüne düşüyor değil mi? Kol herhalde kaç dikiş attılar? 10 dikiş atıyorlar. Küçücük çocuk değil mi? Küçücük. Ya şimdi daha günah yok. Bak var mı bu bebekte günah? Yok. Şefkat Tokadı desen Şefkat Tokadı değil. Ya ne oldu yani? Şimdi bu bebeğin üzerinden nasıl mesaj oluyor? Çok enteresan değil mi? Bir arkadaş anlattı. Bir anda hanımı aramış. Bir anda. Demiş ki yetiş. Çocuk dilini yuttu. Şimdi küçük bir çocuk dilini yuttu mu? Bir de anlattıklarına göre ağzı da kitlerse çok sıkıntı çıkıyormuş. Zaten kaynanası sevdeymiş herhalde. Onu çıkarana kadar böyle eli paramparça olmuş bir anda. Şimdi belli ki bu mesaj çocuğa değil. Çocuğa bazı hikmetleriyle birlikte mesaj bize geliyor değil mi? Allah Allah. Şimdi burada o çocuğun emanetçisi hükmünde olan anne babaya çok büyük meşakkat oluyor. Bir de böyle Farkındaysanız anlattığım bazı olaylar böyle anlık olaylar değil de kimi bir yıl, iki yıl, üç yıl. Yani böyle aman gözüne çöp girmesin diye sakındığın çocuğu üç yıl, dört yıl, beş yıl hastanelerde gezdiriyorsun. Ya insanın yüreği dayanmaz buna ya. İnsan merak ediyor Allah Azze ve Celle bir anneye babaya bu meşakkati neden veriyor? Şimdi bir insan meşakkat ateşinde pişmezse Allah'a karşı sadakatinde, itikadında kırılmalar olabilir. O yüzden bize zahmetli gelen meşakkat aslında bir insanın sadakatini yerine oturtuyor. İnsanın manevi duygularının açılabilmesi için neye ihtiyacı vardır? Meşakkate. Yani bir insanın ileride elde edeceği muvaffakiyetler meşakkatlere vabestedir. Ne kadar ruhun belli düzeyde stresi alırsa gelecek düzeyde de o kadar bazı meseleler sende açılacak demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kadın sahabe, şimdi onlar meşakkatin ne olduğunu bizden çok daha iyi biliyorlar. Biz geldi mi aman kış, kış diyoruz, onlar hakikatini biliyorlar. O yüzden bir kadın sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor, kocamın başına hiçbir musibet gelmiyor, bu yüzden ben boşanmak istiyorum diyor. Ne enteresan manzara değil mi? Şimdi yani böyle bir şeyi insanlara hakikat olarak anlatmak bile bir problem. Tam bunun şikayetini söyleyeceği esnada kocası bir yerden düşüp ayağını kırınca kadın rahatlıyor boşanmaktan vazgeçiyor. Şimdi onlar çok derinlemesine fark etmişler. Meşakkat onların manevi kabiliyetlerini geliştirecek. Onların sadakatini arttıracak, Allah ile aralarını yakınlaştıracak bir mesele. İnsanın bazen kendi tefekkürü ve fikri derinliği Allah'a yaklaşmaya yetmez. Allah da okuldan vazgeçmediği için ona meşakkat gönderir. Kendi tefekkürlerimiz nefsimizle baş etmeye yetmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle o nefsin eline düşme diye sana meşakkati armağan gönderir. Farkında mısınız? Meşakkat ve sıkıntı dediğimiz olay aslında bizim gelişimimiz için olmazsa olmaz. Yani bir futbolcunun antrenmanı gibi. Bir boksörün gölge boksu gibi. Yani bizim gelişimimizin olmazsa olmaz bir parçası nedir? meşakkattır. Şimdi demirden nasıl kılıç yapıyorlar? Şöyle ateşe sokuyor. Demir şöyle bir hamur oluyor. Çıkarıyor bir tane vuruyor soğuk suya. Oradan tekrar ateşe. Çıkarıyor bir tane vuruyor soğuk suya. Bu süreç böyle devam ediyor. Kamil insanların hayatlarına bakın. Onların hayatları hep böyle örülmüş. Hep meşakkat ateşiyle olması gereken noktaya ulaşmışlar. Merhum Yavuz Sultan Selim şöyle diyor. Kurbiyeti sultan ateşi suzandır. Allah Allah. Ne demek bu? Yani sultana yakınlık yanmak demektir. Allah Azze ve Celle aslında meşakkat ateşinden pişirip seni güzel bir hale getirerek kendisine yaklaştırıyor. Şimdi meşakkat bir insanı gafletten kurtarıyorsa sizce bunun zıttı olarak bir insanı gaflete ne sürükleyebilir? Rahatlık. Peki o rahatlığın içerisinde neler vardır argüman olarak? Gülmek vardır. Çok enteresan değil mi? Şu an bahsettiğim gülmek, hakikat için dostlarla tebessümane gülmek değil, gaflete sürükleyen gülmek. Yani böyle çok enteresan yanlış şeylerin yapıldığı mekanlardaki o kahkahaları hayal edin. Yani hem yanlış bir şey yapıyorsun hem de kahkaha atıyorsun. O gaflete sürükleyen gülmekten bahsediyorum. Şimdi malayani şeyler yani dünyada Allah'ı hatırlatmayan boş şeyler kalbi öldürdüğü gibi gülmek de kalbi öldürebilir. Hangi gülmek? İnsanı gaflete sürükleyen gülmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Çok gülüp eğlenmeyin. Şüphesiz çok gülmek kalbi öldürür. Allah Allah. Hadisi görüyor musun ya? Bu yüzden bir insan lavbaliliğe açık meclislerde bile bulunmaması lazım. Orada gaflete sürükleyen o bomboş geçen vakitlerin içerisindeki o kahkahalar bir anda fark etmeden senin kalbini de ölü bir hale getirebilir. Bakın mücrimler cehenneme sürükleyen dört sebebi sayıyorlar Müttesir suresinde. İnsanı cehenneme sürükleyen dört sebep. Onlardan biri olarak ayette nasıl geçiyor biliyor musunuz? Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bakın bir insanın cehennemine bir sebepmiş bu. Müttesir suresinde geçiyor. Ya. Allah Allah. Batıl sözlere dalanlarla yani ne Allah var, ne kitap var, ne hakikat var, ne ahiret var, ne kabir var. Oturmuşuz masada da bir şeyleri açmışız, başlamışız gülmeye. Ne konuşuyorsun? Batıldan bir şeyler. Yani Allah'ın rızası olmayan meselelerin hangisi boş değil ki? Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu bir insanın cehennemine vesileymiş. Allah Allah! Biz hep böyle şeyde kalıyoruz ya. Namaz, içki, oruç falan. Oraların ötesinde bir şeyler bahsediyor, tasvir ediyor Kur'an. Yani bir insanın boş adamlarla geçirdiği bomboş vakitler namazına bile bakmadan cehennemine vesile olabilir mi? Olabilir. Allah Allah. Baştaki ilk konum çocuk konusuydu. Ona döneceğim. Daha sonrasında da meşakkatin bir insanı nasıl pişirdiğini anlattık. Daha sonra da dedik ki meşakkat pişiriyorsa bomboş gülmek de kalbi öldürüyor dedik. Bak oradan devam ediyorum. Bizim en önemli olayımız manevi organlarımız. Ne deniyor onlara? Latife. Maddi organlarım ne kadar güçlüyse o kadar ağırlık kaldırırım ya manevi organlarım, latifelerim de ne kadar güçlüyse o kadar gelen musibeti, belayı kaldırıp her birisinde Allah hatırlar. O latifeyi bazen bir söz öldürüp söndürebilir. Yanlış bir söz. Bazen yanlış bir bakış söndürebilir. Bazen de yanlış bir gülmek o latifeyi söndürebilir. Bakın Üstad Rahimullah ne diyor? Madem öyledir hazar et. Dikkatli bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane bir lem'a bir işarette bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var çok büyükleri bir cihette yutar. Allah Allah. Düşünsene ortamdasın gaflete dalmışsın. O kalbi öldürecek şekilde gülmelere başlamışsın. Hiç farkına varmadan ahiretinin asıl temel taşları olan latifelerin her birisi birden ölebilir. Şimdi bazıları vardır. Önünden araba geçse güler. Öyle adamlara şahit oldunuz mu? Yani gülmek böyle artık refleks olmuş. Hiçbir sebep yok yani. Önünden araba geçse güler. Hangi gülmeden bahsediyoruz? Gaflete sevk eden. Yoksa mütebessim bir adamdır, neşeli bir adamdır. Allah unutmadığı müddetçe bir problem yok. Gaflete sevk eden gülme. Şimdi sen de sürekli öyle insanlarla bulunsan derler ya eskiler. Ya huyundan ya tüyünden derler. Aynı o şekilde onlara benzersin. Ve kalbin ölü bir hale gelir ve Allah muhafaza o esnada sana bir ikaz gerekir. İşte o ikaz musibetlerin yardımıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen bazılarını şu cihette bile uyarmış. Neden gülüyorsunuz? Cennetle mi müjdelendiniz? Allah Allah! Söylediği insanlar yedi düvel toplansa onların değil mi bir tırnağı etmez. Sahabe efendilerimiz için neden gülüyorsunuz? Cennetle mi müjdelendiniz? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam real cihette bizi uyaramayacağından dolayı Allah da kullarından vazgeçmeyeceğinden dolayı bizi artık meşakkatle uyarıyor. Bu meşakkatlerin yani bu uyarıların en ciddisi en yakınlarımıza gelen uyarılar oluyor. Birden çocuğuna olmadık bir hastalık geliyor. Birden annene olmadık bir hastalık geliyor. Birden babana olmadık bir hastalık geliyor. Şimdi ana konuya dönüyorum yavaştan. Üstad Hazretleri 25. lemada 25 deva şeklinde hastalık meselesini anlatmış. Biz 23'ünü işledik doğru mu? Hastaların başına gelenleri anlattık anlattık anlattık. Ama bugünkü ana konu hastalar değil hasta bakıcılar. Allah Azze ve Celle o hasta bakıcılara inanılmaz şeyler ikram ediyor. Ve onları o meşakkat ile yeniden uyandırıyor. Adeta sevaba boyuyor. Yavaş yavaş okuyup konuya dönelim olur mu? Bugünkü ana konumuz hastalar değil, hasta bakıcılar. Birden çocuğun hasta oldu. Sen de ona bakıcısın ya. İşte ana konu sensin. Birden annem baban hasta oldu. Sen de bakıcısın, ana konu sensin. Veyahut birden ehli iman bir yakının hasta oldu. Ana konu o hasta bakıcı olan sensin. Konuyu bugün şöyle üçe ayırayım. 1. Hasta olan masum çocuklar. 2. Hasta olan yakının ihtiyarlar. 3. Hasta olan ehli iman İlk ikisinde bir yakınlık bağı var fark ettiyseniz. Çocuğun veyahut yakının olan ihtiyarlar. Üçüncüsünde ne bağı var? İman bağı var. Bugün konuyu üçe tasrif edeceğiz. Bir, hasta olan masum çocuklar. İki, hasta olan ihtiyarlar. Üç, hasta olan ehli iman. Buyurun. Unutmayalım bugün ana konu hasta bakıcılar. Bismihi Subhanehu. 25. Lema, 24. Deva. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Üstad Hazretleri hastalara mı seslendi? Hayır. O hastalara, bakanlara. Yani şu an buradaki birçok arkadaşımız birçok cihette sağlıklı. Ama herkesin çocuğunda, annesinde, babasında, atasında, ötesinde bir hastalık vardır. Lütfen kendinizi derste başrole koyunuz. Buyurun. Sizin önünüzde. Mühim bir ticareti uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Hastalıktaki sevap sadece hastalara mı bakıyor? Hayır. Kime de bakıyor? Hasta bakıcılara. Çünkü Üssü Hazretleri ne diyor? Bir ticareti uhreviye var diyor. Şimdi birisi bu meselenin inceliklerini anlasa şevkle, istekle bir hastaya bakar ve bunu ona hissettirir. Birisi bu incelikleri anlamasa bu sefer de üşene üşene o hastaya bakar. Bunu da ona hissettirir ve sevap yerine günahlar kazanabilir. Şimdi hastalık sektöründe yeni mezun arkadaşlarımız oluyor. Şimdi yani baktığında gün boyu hastalarla uğraşıyorlar. Ama mutlular. Neden? Çünkü hem maddi hem manevi bir kazanç elde ettiklerinin farkındalar. Şimdi başucundaki masum bir çocuk hastaya bakan birisi veyahut dizin dibindeki anne babasına bakan birisi bunun ahiret parası olduğunu keşfetse. Çünkü öyle diyor değil mi? Uhrevi ticaret diyor. Yani ben ona her baktıkça, ona her tebessüm ettirdikçe ne kazanacağım? Ahiret parası kazanacağım. Allah Allah. Merhum babaannem bizim evdeydi de annem hatırlarım çocukken gül suyuyla böyle ellerini ovalardı. Mutluydu da yani maşallah. Kendi anne babasına da öyle baktı. Merhum babaanneme de öyle baktı. Böyle dilinden de söylerdi yani. Oğlum Allah bizden razı olacak inşallah diye. Yani şimdi bunun ahiret ticaretinin olduğunu fark eden şevkini hiç söndürmüyor değil mi? Allah Allah. Demek ki hastalıkta da, hastanın daha önceki derslerde nasiplendiği gibi hastaya bakan da aynı ölçüde nasipleniyor. Ne deniyor buna? Es sebebi kel fail. Yani sebep olan yapan gibidir. Şimdi bakın beyler hasta derdi çekmek zor. Doğru mu? Bakan anlar. Bakan bilir değil mi? Şimdi burada eğer Allah'ın rızasıyla bu konu bağlanmazsa hiç kimseden şevkli olmasını bekleyemezsin. Hatta bu meseleyi çözememiş, yani hastaya bakmaktaki Allah'ın rızasını çözememiş nice nadanların cahilene sözleri var. Ölmedi de kurtulamadık şu heriften. Duydunuz mu bu sözleri? Haşa, Azrail bu herifi unutmuş diyor. Kime diyor biliyor musun? Babasına diyor babasına. Allah Allah. Yani mesele derin bir iman meselesi. Bizim birbirimizle imtihan olduğumuzu unutmamamız lazım. Bugün o imtihanın ana konusu da hastalık ama başrolde hasta değil, hasta bakıcı var. Buyurun devam edelim. Hani üçe ayırmıştık ya. Masum çocuklar, ihtiyarlar, ehli iman. Şu an hasta olan masum çocukları konuşacağız. Buyurun. Masum çocukların hastalıklarını... Şimdi bunu cümlede okuduğunda kolay geliyor da gerçekten bunun mesajını anlamak bence çok zor. Masum çocuk. Şimdi günah olsa kefaret dersin değil mi? Günah mı var? Günah da yok. Kimilerinde yeterli düzeyde algı da yok. Allah Allah insan çok hayret ediyor. Ya Rab bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında masum. Masum ne demek? Günahsız değil mi? Ya bu masum çocuk neden hasta oluyor? Bak neden hasta oluyormuş? Masum çocukların hastalıklarının altındaki hikmetleri tek tek okuyacağız. Çok dikkatli dinleyin. O nazik vücutlara bir idman. Bak şimdi. Allah azze ve celle daha küçük yaşta çocuğa ne yaptırıyor? İdman yaptırıyor. Allah Allah. Şimdi stres ne demek biliyorsunuz değil mi? Baskılamak yani baskı. Allah azze ve celle daha o yaşta o masum çocuğu hafif bir stresle tanıştırdığında çocuk ne yapıyor biliyor musun? Gelecekte 10 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında, 55 yaşında yaşayacaklarına karşılık bir adaptasyon yaşıyor. Allah Allah. Yani çocuk küçük yaşta bir şiddetinde bir olay yaşasa, büyüdüğü yaşta beş şiddetindeki bir olaya karşı gelebilecek mi? Gücü yetecek. Allah Azze ve Celle ne yaptırıyor o çocuğa? İdman yaptırıyor. Bakın dikkat edin yaşadığı şartlar zor ve ilkel olan nice insanlara bakın. İleriki yaşlarda çok kuvvetli adamlar çıkıyor. Buyurun Afrikalılara bakın. Nasıl yaşadıkları şartlar? Çok zor değil mi? Yani yiyecek yemek bulamıyorlar, içecek su bulamıyorlar. Allah inşallah bizlerin eline yardımcı olsun onlara. Bak ne kadar zor bir durum. Ama dünyada sporcu seçimlerine bakın. Nereden seçiyorlar? Onlardan seçiyorlar. Yani böyle o hali yaşamış Afrika'daki arkadaşlara baktığınızda birçoğu ya benim şuyum da yok, buyum da yok diye dertlenmiyor. Ne kazanıyor geleceğe yönelik? Bir mukavemet, bir güç kazanıyor. Bak masum çocukları konuşuyoruz. Neden o yaşta hasta oluyorlar? Allah Azze ve Celle geleceğe bir idman yaptırıyor. Orta Asya'da Hunza Türkleri var. Aynı zor şartlarda yaşayan insanlar, Hunza Türkleri. Birçokları 120 yaşına kadar yaşıyormuş. İçlerinde 70 yaşında ikiz doğuran annelerimiz var. Bak şimdi. Başta stres var değil mi? Yani zor şartlar var, imkansızlık var. Peki geleceğe yönelik neye dönüşüyor bu zor şartlar? Allah Allah güce dönüşüyor, kuvvete dönüşüyor. Şimdi biz çocuklarımızı sağlıklı yetiştirdiğimizi düşünürken ergenliğe girdiğinde nasıl bir çocuk evde başlıyor ağlamaya? Dayanıksız, şikayet eden bir çocuk. Neden? Çünkü zor şartları görmeyen çocuklar ileride dayanıksız oluyor. Hatta zor şart görmeyen insanların ileride evliliklerine bakın Evlilikte bile anında ipleri koparıyorlar. Neden? Sabır kabiliyeti o yaşta gelişmediğinden dolayı. Halbuki kaidedir. Es-sabru miftahul ferec. Yani sabır kurtuluşun anahtarı. Allah azze ve celle çocuğa daha ufacık yaşlarda bunun idmanını yaptırıyor. Şimdi belki belgesel de izlemişsinizdir. Kelebek kozadan çıkarken zorlanır. O esnada o kelebeğin yanından geçseniz, ya yazıktır bu kelebek kozadan çıkamıyor diye Neşteri çıkarıp şöyle bir kozayı kesseniz ne oluyor biliyor musun? Kelebek uçamıyor. O kelebeğin ileride uçabilmesi için kozadan kendisini çıkması lazım. Yardımsız çıkması lazım. Biz şimdi altın kafeste çocuk yetiştiriyoruz ama o çocuk ileride uçmayı öğrenemiyor. Bakın bizim nesilde çok takıntılı adam var ha. Ben şu yatağım olmadan hayatta yatamam. Öyle mi? Gece şu yemeği yemezsem ben artık yemek yiyemem. Öyle mi? Annem yanımda olmazsa ben şunu yapamam. Bilmem kaç yaşıma geldim ama ben belki ayakkabımı bile bağlayamam. Öyle mi? Neden oluyor bunlar? Altın kafeste çocuk yetiştiriyoruz. Ama uçmayı öğrenemiyorlar. Yani biz onların gelişiminin farkında değiliz. Allah da hamdolsun çoğu zaman bize bırakmıyor. Masum çocuklara hastalık gönderiyor. Onlara idman yaptırıyor. Görüyor musunuz masum çocuklarda hastalığın sebeplerini? Buyurun devam edelim. Bir riyazet. Bak şimdi. Masum çocuğu hastalık neymiş? Bir riyazetmiş. Riyazet, uzlet, çile. Yani böyle eski evliyaların ve bütün enbiyaların hayatlarında olan bir uzlet hali. Asıl esprisini biliyor musunuz uzletin? İnsanı fıtratına döndürüyor. Daha 5 6 7 yaşlarında anne, baba, dedenin, nenenin yanlış tutumuyla çocuk şımarık olabilecekken Allah azze ve celle bir hastalık gönderiyor, uzlete sevk ediyor ve onu zaten doğru olan fıtratına tekrar döndürüyor. Anladınız mı olayı? Küçük çocukta hastalık neymiş? Bir riyaz etmiş. Bu cümle çok önemli. Bu cümleyi iyi dinleyin olur mu? Evet. Ve ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga. Allah Allah. Şırınga deyince ne geldi aklınıza? Aşı geldi değil mi? Şimdi bize de çok aşı yaptılar doğru mu? Aşı da ya güçsüz bir mikrop veriyorlar bizim vücudumuza. Vücut onu tanısın karşı gelsin diye. Ya da bir virüsün proteininin mRNA'sını bize veriyorlar. Onu verdikten sonra vücut o virüsü tanıyor mu? Tanıyor. Tanıdıktan sonra adaptasyon geliştiriyor mu? Geliştiriyor. Peki ileriki yaşlarda o çocuk aynı hastalıkla karşılaşsa artık baş edilebilir hale geliyor. Hastalık ruha aynı aşı gibi. Yani çocukken hoşumuza gitmeyen şeyler aslında ileride bizi güçlendiriyor. Allah Allah. Şimdi bizim Eskiden mahallede bir ifade vardı. Balkon bebesi derdik. Bisküvi çocuğu derdik. Şimdi o balkon çocuğu küçükken hiç sıkıntı görmemiş bir adam oluyor. Gelecekte hiçbir şeye dayanamıyor. Doğru mu? Bak daha kötü şeyleri var. O çocuk empati de yapmayı öğrenemiyor. Dert görmemiş, sıkıntı görmemiş, arkadaş ortamı görmemiş, sokak görmemiş. Bu empati yapamayan çocuk ileride bir makama geldiğinde zalim, egoist bir tane adam olup çıkıyor. Bakın hastalık bunları da engelliyor görüyor musunuz? Birçok kardeşim belki denk gelmiştir. Üniversitede aynı bu şartlarda yaşayan bir tane öğretim görevlisi dersine girer. Doğru mu? Ömrü ya bilgisayarda ya masada ya da balkonda geçmiştir. Daha sonra o talebelerle de iletişim kuramayaz. Başlar egoist bir tavır sergilemeye. Elinde bir de silahı var. Nedir? Not korkusu. Her birisinin kafasını ezmeye başlar ondan sonra. Yani bundan kurtaran şeyin hastalık olduğunu insan anladığında hayret ediyor. O yaşlarda hastalık denk gelse bir insana gelecekteki egoist bir adam olmasını bile engelliyor. Şimdi bir insanın hayatı ne kadar konforlu giderse beyin aktiviteleri de o kadar düşüyor. Zaten Mustafa abi bunu yıllarca anlatıyor öyle mi? Sen kendi konfor alanını bozmak için ne yapıyorsun Mustafa abi? İstanbul'daki şubene mi gidiyorsun? Değil mi? Orada yol yapıp kendimin düşünebilmesini sağlıyorum diyorsun. Demek ki bir insanın konforu bozulursa da zihinsel algıları gelişir. Demek ki küçük yaşta belli bir stres, belli bir travma dahi çocuğun tefekkür dünyasını bile açabilir. Bakın çocuk küçücük yaşlarda yokluk görürse, hastalıkla yokluk görürse ileriki yaşlarda birçok şımarık insanın hayattan almadığı lezzetleri almaya başlar. Şimdi mesela bizim çocukluğumuzda muz falan öyle mi? Taneyleydi değil mi? Allah Allah. Muz gördük mü nasıl yiyorduk böyle? Gıdım gıdım. Siz hiç böyle 300'e kesilmiş muz gördünüz mü hayatınızda? <laughs> Ama nasıl lezzet veriyor biliyor musun? Hala bu yaşta muz yiyorsun, sen lezzet alıyorsun. Öteki çocuk şöyle yüzüne bakmıyor. Şimdi bir çocuk, masum bir çocuk küçük yaşta hastalıktan dolayı belli baş şeyleri elde edemese, Allah da daha sonra şifa ihsan eylese, bu çocuğun ileride hayattan alacağı lezzetle gelişecek. Şimdi hastalığın içerisindeki hikmetleri görüyor musunuz bir çocuk için? Alt başlık öldürmeyen acı güçlendirir. Osmanlı'da bir laf var. Hasta olunca ne diyorlar? Şifayı kaptık diyorlar. Allah Allah hastalığa şifayı kaptık denir mi ya? sana hastalık olarak gelen şey ileride şifaya dönüşecek. Allah Allah. Ya ecdat bunu ne kadar güzel anlamış. Tabirleri zaten akıl alır gibi değil. Hasta oldum, perişan oldum, yandım bittim demiyorlar. Neyi kaptık diyorlar? Şifayı kaptık diyorlar. Allah Allah. Şimdi orta derecede stres gören bir hücre, stres anladınız değil mi? Hastalık olur, mikrop olur, virüs olur, baskılanıyor. Orta derecede stres gören bir hücre adaptasyon geliştirdiğinden İlerde yüksek bir stres gördüğünde ona dayanabiliyor. Orta derecede stres görmeyen bir hücre adaptasyon geliştiremediğinden ileride yüksek bir stres görür görmez hemen o hücre ölüyor. Hücre seviyesinde yaşanan bu yasa ruh içinde bu şekilde. Yani bir insanın ruhunun ileriki yaşlarda gelişip dayanıklı bir hale gelebilmesi için çocukluk yaşlarında bazı stresleri yaşaması lazım. Şimdi bu pencereden bakınca ufacık masum bir çocuğun başına gelen hastalık ilerideki dayanıklılığı ve ona gelecek lezzetler olarak ikrama dönüşüyor. Allah Allah. Sporda bu stres için bir tabir vardır. Kasa stres bindirme tabiri vardır. Duymuş muydunuz? Hatta böyle profesyonel sporcular Kastaki stresi hissetmiyorsanız doğru çalışmıyorsunuz diyorlar. Yani bisepsin çalışacaksa oradaki acıyı hissetmen gerekiyor. Zaten o stresten dolayı yorgunluk ve acı hissediyorsun. Ama bir günlük yorgunluk ve acı ileride güce kuvvete dönüşüyor. Spor yapmak da bir çeşit hastalık. Çünkü sporu yaparken kaslarında mikro yırtıklar oluşuyor. Daha sonra da tavuğu yedin mi? Yedin. Proteini aldın mı? Aldın. O mikro yırtıkların arası doluyor ve kasın daha büyük kuvvetli bir hale geliyor. Sporda stres neyse ruh içinde aynı şey. Yani çocuk yaşta birisi belli bir stres düzeyinde hastalıkla tanışsa ileride hayata karşı çok daha güçlü ve dirençli olacaktır. Radyasyon toksik bir madde, doğru mu? Zehirli bir madde. Ama onun bile düşük bir dozunun ileride vücudu daha kuvvetli yaptığını keşfetmişler ve bunu bir köpekle denemişler. Allah Allah. Toksit madde olan radyasyon bile belli bir düzeyde insana geldiğinde ileride güçlü hale getiriyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Hani röntgen mötgen çektirirken ay radyasyon radyasyon diye böyle oradan buradan kaçıp gidiyoruz ya. Biz kendi vücudumuzu tanımıyoruz. Bunlardan kaçmaya gerek yok. Vücut bunlara karşı dayanıklık gelişecek şekilde Allah yaratmış bu şekilde. Şimdi yani radyasyondan kaçtım, tozdan kaçtım, çöpten kaçtım dediğinde ileriki yaşlarda çok dayanıksız bir hale geliyoruz. Arsenik. Nasıl bir madde? O da toksik bir madde. İnsanlar Allah muhafaza intihar için ne kullanıyorlar? Arsenik kullanıyorlar. Arseniğin bile belli bir düzeyde insana denk gelmesinin neticesinde bağışıklığın, immün sisteminin devamında geliştiğini keşfetmişler. Allah Allah çok enteresan olaylar ya. Yani başta stres oluşturan birçok şey ileride kondisyona dönüşüyor. Mesela hamama girdiğinizde başta bir baskı hissedersiniz değil mi? Ama ilerideki kondisyona vesiledir. Soğuğa girdiğinizde başta bir stres hissedersiniz değil mi? Ama ileride kondisyona vesiledir. Hatta çok sporcular giriyor değil mi? Buzların içine giriyorlar. Neden? İlerideki kondisyonları artsın diye. Allah Allah. Hastalık aynı bu manada. 2016 yılında Yoshinori Ohsumi isminde Japon bir bilim adamı Nobel ödülü alıyor. Neden alıyor biliyor musunuz bu Nobel ödülünü? Kısa süreli açlık diye bir tezi var. Otofaji. Diyor ki insan için muazzam bir şey keşfettim diyor. 16 saat açlık, 8 saat tokluk. Nobel ödülü alıyor bundan dolayı. Neyi tarif ediyor? 16 saat açlık. <laughs> Tam orucu tarif ediyor değil mi? Allah Allah. Nobel ödülü vermişler ya. Ya işte Allah bunu emrediyor desen de başka bir şey veriyorlar. Allah Allah. Bak şimdi. Hücreler aç kalıyor. Başta ne oluyor dedik hep? Vücuda belli bir düzeyde stres geliyor mu? Aç kaldığınızda geliyor değil mi? Ama bak devamında ne oluyor? Aç kalan hücre vücuttaki serbest radikalleri yiyor, çöpleri yiyor, Allah Allah, virüsleri yiyor, hatta tezine göre bazı kanser hücrelerini bile yiyor. Deneyinin devamında vücut atıklardan temizleniyor, iş iyi geliyor, Parkinson'a iyi geliyor, kanseri de önlüyor diye ispat ediyor ve ödül alıyor. Bakın ispat ediyor ve ödül alıyor. Şimdi bunun manasını bilmeyen bir insana oruç oruç desen ay ben dayanamam ay ben dayanamam diyor. Ama aslında sen ileride daha çok dayanamamaya oynuyorsun. Anlıyor musun demek istediğimi? Allah Allah. Ana konumuz neydi? Masum bir çocuğa hastalık misafir geliyordu. Şimdi olayın perde altındaki hikmetler nasıl? Gelecekte çok güçlü bir çocuk ayağa kalkacak. İbn Haldun diyor ki insan açlık öldürmez. Alıştığı tokluk öldürür. Şımarıklığı bahsediyor değil mi? Allah Allah. Ne kadar enteresan bir mesele. Demek ki masum bir çocuğa hastalık geldiğinde gelecekte çok kaliteli ve dayanıklı bir adam olmasına aslında bir öğretmen gelmiş oluyor. Devam edelim mi? Ve bir terbiye-i rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyeviyesine ait, çok hikmetlerle beraber. Şimdi ne yaptı hastalık çocuğu? Terbiye etti, değil mi? Terbiye deyince Allah azze ve celle'nin hangi ismi çağrışıyor kulaklarınızda? Rab. Rab Terbiye eden demek. Terbiye şu demek bu arada basitten mükemmele çıkarmak. Mesela bir inşaata başladık sonunu getirdik. İnşaatı ettik? Terbiye ettik. Bir tane eti aldık kestik on numara tantuni eti yaptık. Ne yaptık eti? Terbiye etmiş olduk. Hastalık çocuğu ne yapıyormuş? Terbiye ediyormuş. Şimdi şu terbiyeden geçen birkaç örneği birlikte inceleyelim. Dünün yumurtası bugün uçuyor, kuş oluyor. Ne oluyor da uçuyor? O yumurta terbiye olduğu için uçuyor. Allah Allah. Dünün çekirdeği bugün elma veriyor, kayısı veriyor, armut veriyor. Ne oluyor da veriyor? Terbiye olununda bakın Rab ismi bir yere tecelli edince ne meyvelerine bak, neticelerine bak. Dünün nutfesi bugün oturuyor, ilim tahsil ediyor, birbiriyle muhabbet ediyor. O nutfe ne oluyor? Terbiye oluyor, terbiye. Ne enteresan ya. Bakın Allah'ın Rab isminin tecellisine bakın. Şimdi ben şurada ateş yakmak için odundan bir soba yapsam, içine de odun koysam. Ne dersiniz? <laughs> Geçmiş olsun gidiyor herhalde dersiniz değil mi? Allah Azze ve Celle etten mide yaratıp içinde et pişiriyor. Terbiyeye bak. Rab isminin tecellisine bak. Allah Allah. Şimdi bir insan ateşi terbiye edip sobaya hapsederse o ateşle yemeğini pişirir, evini ısıtır. Bir insan ateşi terbiye edemeyip sobaya hapsedemezse bütün evi kül eder. O çocuğun nefsi terbiye olsa ileride yemekler pişilecek, evi ısıtacak. O çocuğun içindeki nefsin ateşi terbiye olmazsa bütün mahalleyi birden yakacak. Hastalık o çocuğu terbiye ediyor. Ne enteresan olaylar değil mi? Biz sadece şey canibinden bakıyoruz. Ya bu çocukta günah yok yani. Niye hastalık geliyor? Ama ne kadar ikramlar var o hastalığın altında ya. Eskiler insanın nefsini deniz kumuna benzetmiş. Deniz kumu terbiye olursa ne çıkıyor ondan? cam çıkıyor. Demişler ki o çocuğun nefsi yani deniz kumu terbiye edilebilirse Allah Azze ve Celle'yi çok güzel gösteren camlar ve aynalar olacaktır. Ve Allah o kullarına daha küçücük masum yaşlarında bu ikramları vermeye başlıyor. Nasıl bir mektup değil mi? Allah Allah baştaki telaş gitmeye başladı mı? Dersin başına ne demiştim? Telefon geldi. Çocuk ateşler içerisinde yanıyor. Yataktan düşmüş bir yerini kırmış. Veyahut cam bir yerini kesmiş. Şu hikmetler kalpten damla damla aksa telaş dağılıyor. Allah Allah. Buyurun devam edelim. Ve hayatı ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret-i yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyatı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki... Şimdi, hastalık büyüklerde günahları döküyor. Doğru mu? Doğru. Çocukta günah yok. Neyi dökecek? Şimdi hastalığın iki veçesi var. Ya günah döker ya da mertebe atlattırır. Çocukta günah dökemeyeceğine göre mertebe atlattırıyor. Daha küçük yaşta mertebe olur mu? Oluyormuş işte. Yani Allah Azze ve Celle masum yaşlardaki bir kuluna hastalık göndererek daha o yaşlarda mertebesini arttırıyor. Ne enteresan olay değil mi? Allah Allah, Allah Allah. Zaten o yaşlarda böyle hastalık görmüş çocuklara bakın. İletişimi daha güzel. Başka çocuklara şefkati daha güzel. Anne babaya bağlılığı daha güzel. Dostlarına saygısı daha güzel. Bir de o yaşlarda bilinçsiz anne baba eliyle şımartılmış bir çocuk gör. Nasıl hırçın? Nasıl zarar veriyor? Elinden şekerini alsam bütün evi yıkıyor. Değil mi? Allah Allah. Bir de Suriye çadırındaki küçük çocuklara bak. Şeker görmemişler ki değil mi? Allah Allah. Bak bak bak. Yani biz bazen hakikaten iyilik yapıyoruz diye çocuğun nefsini azgın bir hale getiriyoruz. Kaç arkadaşıma söyledim. Şu ufak yaşlarda bol para vermeyi bırakın artık. Her istediğinizi aldımayı bırakın. Çıktığınızda deyin ki bir tane bir şey alabilirsin deyin yani. Ayda sana şundan bir tane alabilirim deyin yani. İşte biz dayansak annem alıyor. Ben almasam dedesi alıyor. O alıyor bu alıyor diye. Çocuğun o yaşta bütün damarlarını açıyorlar. İyilik ettik zannediyoruz ama etmediğimizi umarım ileriki yaşlarda anlamayız. Buyurun. Şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin defteri amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin saife hasanatına girdiği ehli hakikatçe sabittir. Çocuğun hastalığı kimlere sevap veriyor? Anne ve babaya. Yani o anne baba evet çocuğun başucunda üzülüyor ama hasta bakıcılık ettiklerinden bir de sevap alıyorlar. Anne mi daha çok alıyor baba mı? Anne. Neden? Şefkati fazla. Kimin bu alemde şefkati daha fazlaysa hangi işi yaparsa yapsın sevabı daha fazla olacaktır. Şefkatteki sırra bak. Allah Allah. Şefkati fazla olan sevabında büyüğünü alır götürür. Şimdi ikinciye geçiyoruz ikinci maddeye. Bir masum çocuklardaki hastalığı konuştuk. Şimdi ihtiyarlardaki hastalığı konuşacağız ama ana konumuz hastalar değil hasta bakıcılar. Buyurun devam edelim. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayatı sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihi ile sabittir. İslam'da Allah'ın ve peygamberin hakkından sonra en önemli hak kime verilmiş biliyor musunuz? Anne hakkına verilmiş. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi Adem babamızın annesi ve babası olmadığından dolayı biz genetik olarak anne ve babanın kıymetini çok iyi anlayamıyoruz. Ama Adem babamızın çocukları olduğundan dolayı biz genetik olarak çocuğun kıymetini daha iyi anlıyoruz. O yüzden Kur'an'daki ikazlara dikkat edin. Ey anne baba, çocuğuna böyle davran, ikazını çok göremezsiniz. Ama ey çocuk anne babana böyle davranı çok görürsünüz. Allah dünya şartlarında çocuğun korunmasını anne ve babanın fıtratı içerisine yazmış. Doğru mu? Her anne ve babanın fıtratında çocuğu koruma var mı? Var. O yüzden Kur'an'daki ikaz az. Ama çocuğun içerisinde anne ve babayı korumanın kodları çok fazla yok. Bu yüzden Allah aslında aslan payını onlara verip ayetle ikaz ediyor. Üf bile diyemezsin diyor. Üfün ayet. Allah Allah. Şimdi anneler dayanamıyor değil mi? Evladım yemeğini yedin mi? Bak. Evladım dışarı çıkarken yumurtanı yedim. Evladım nereye gidiyorsun? Anne spora gidiyorum. Aman evladım terleme. Anne sporda nasıl terlemeyeyim? Yani dayanamıyor ya. Kadın dayanamıyor yani. Allah Allah. Evladını başka ülkeye bile gönderse okumaya sabah akşam arıyor. Yemeğini yedin mi? Suyunu içtin mi? Sütünü içtin mi? Bak böyle arsız, uğursuz, hayırsız arkadaşlara dikkat et. Ya anne ben neredeyim sen neredesin bırak. Yok bırakmaz. Ölene kadar bırakmaz. Ama Allah Kur'an ayetleriyle aslan payını aslında anne ve baba hakkına ayırmış. Allah Allah bu kadar kıymetli bir şey ya. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor. Diyor ki bazen namazı uzatasım geliyor ama ağlayan bir bebek sesi duyduğumdan namazı uzatmıyorum. Şimdi akıl iki şeye gidiyor. Bebek için mi anne için mi? Dikkat edin bebeklerin ağlamasından değil analar o yavrulara dayanamaz diye uzatmıyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar ince, ne kadar hassas mesele ya. Yemen'den gelen bir zat bir gün sırtını, anasını alıp tavaf yaptırıyor. Bir taraftan da şöyle söylüyor. Annemin zelil bir devesiyim ben başka binekler usansa da usanmam ben diye şiir okuyor. Tabi o esnada kime denk geliyor biliyor musunuz? Abdullah İbni Ömer'e. Diyor ki ey İbni Ömer ben bu amelimle annemin hakkını ödemiş miyimdir? Annen seni doğururken ki bir ahını bile ödeyememişsindir diyor. Bak bak bak. Annenin hakkına bak. Şimdi neden söylüyoruz? Ana konu neydi? İhtiyarların hastalıkları ama başrolde kim vardı? Hasta bakıcılar. O anneye babaya zulmeden ne kadar lanet adamlar var görüyorsunuz değil mi? Allah Allah. Kimileri diyor ki o anne babaya zulmeden ne? Dostluk bile edilmez diyor ya. Hani bazı dostlarım vardır yanlışlar yaparlar gider ikaz edersin uyarırsın. Diyorlar ki o anne babaya zulmedenle dostluk bile etmeyin diyorlar ya. Şimdi şu meseleler zaten buna çıkarmıyor mu Allah aşkına ya? Hastayken lanet gibi görüyor. Halbuki evin bereketlenmesinin sebebi nedir? O hasta ve yaşlı anne babadır. O zaman zahirde sen anne babaya bakıyor gibi gözüküyorsun. Hakikatte anne ve baba sana bakıyor. Çünkü bereketin sebebi o anne ve baba. Allah Allah olaya bak ya. Olaya bak yani. E gelelim babaya. Anneyi anlattık biraz. Şimdi anne bir çocuğa beddua ederse korkmayın. Çünkü cigerden etmez. Ama baba dua ederse ciğerden eder. Hele hele sen de evladından gör derse Allah muhafaza. Hadiste şöyle geçiyor. Sen de malın da babana ait. Görüyor musunuz? Allah Allah. Borç meselesinde bile şahitsiz borç verilen tek kişi babadır. Hatta bazılarına göre babaya verilen borçtan sayılmaz. Şimdi şöyle ihtiyar anne ve babaya hastalık zamanında işlerinin çokluğundan eşin korkusundan kadınsa kocası, kocaysa kadını artık neyse. Ay biz evde bu sesten rahatsız oluruz meselelerinden dolayı bakmayan vicdansızların ahvalini bir düşün bak. Buyurun devam edelim. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi. Ne dediğine dikkat ettiniz mi? O da evladından aynısını görecek diyor. Evet. Bedbah bir velet eğer ebeveynini rencide etse azab-ı uhreviden başka. Konu sadece ahirete kalmaz. Dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Şunu duydunuz değil mi hayatınızda? Bak bu adamdan ne babasına böyle yaptı. Ya yani ne diyor? Aynısı bunun başına geldi diyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir adetullah yasası. Ya buna men dukka derler. Ne demek? Eden bulur demek. Ya da rivayette geçer el cezayü min cinsil amel. Yani cezan Amelin cinsindendir. Allah Allah. Karşılık yani ceza karşılığı. Amelin cinsindendir. Yani şimdi böyle belli başlı rahatını düşünüp anne babaya böyle zulümeden insanlar ilerideki rahatlarıyla hem de hem dünya hem ahiret rahatlarıyla bomba gibi patlatıp oynuyorlar. Olaya bak olaya. Bu ihtiyarları istememe sebebi genelde hırsı dünyadan oluyor değil mi? Dünyayı daha tatlı yaşayayım. Daha keyifli yaşayayım. Sabah biri benim yatağımdan dürtmesin. Gece her geldiğimde aynı insanın işte çok affedersiniz altını değiştirmeyeyim üstünü değiştirmeyeyim, kıyafetini değiştirmeyeyim. Veyahut ya ben şimdi bir de buna bir yemek hazırlayacağım öyle değil mi? Yani gene iman olmadıktan sonra bunların çözümleri çok zor ya. Çünkü bir insanın çocuk da olsa anne baba da olsa birazdan ehli iman kardeş diyeceğiz o olsa bakmama sebebinin altında yatan hırsı dünya. İman olmadıktan sonra ben bunun çözümünü bilmiyorum. Mümkün değil. Sebep yine nerelere gidiyor? İmana gidiyor. Zaten Üstad Hazretleri'nin verdiği dersler kalbe dersler. Yani sen çok karlı bir işe giriyorsun. Neden böyle yapıyorsun diye o imanı kuvvetlendiriyor. Olaya bakın ya. Şu aldığımız ders iman dersi. Zaten Risale-i Nur'daki bu özellik beni çok hayrete düşürüyor. Üstad Rahimullah imanın nasıl kullanılacağını öğretiyor. Biz yıllarca masada konuşuyoruz imanı. İman konuşulacak şey değil kullanılacak şey. Bir olay anında uygulanacak şeyin adı iman. O yüzden Üstad Hazretleri İhlas ihalesinde niyetinizde dilinizde demiyor. Amelinizde Allah'ın rızası olması lazım diyor. Amelinde iman nerede olur? Amelde olur, amelde. Allah Allah. Nasıl böyle ince ince noktalarla iman örüyor ya? Şu derslerin inceliğine bakar mısınız? Yani böyle konunun başı böyle herkesin duymaktan usandığı kelimeler. Hasta, hasta bakıcı, ilaç, şöyle güçlendir, konu o değil. Konu detaylı bir iman dersi. Buyurun devam edelim. Evet, ihtiyarlara, masumlara. Üçüncü sınıfa geçtik. Üçüncü sınıfa ne demiştik? Ehli iman. Baştan alalım. Bir, masum çocuklar. iki yakının ihtiyarlar. Üç, ehli iman. Buyurun. Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil. Belki ehli iman, madem sırrı imanla uhuvvet hakikiye var, onlara rast gelse, muhterem, hasta, ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muktezasıdır. Ehli imana hizmet, İslam'ın muktezası. Ben bazı insanlar gördüm böyle hayatlarında haramlar var. Belki terk edemiyorlar. Ama çok enteresan bir şekilde hani kalbi açık derler ya. Yani algıları açık böyle vicdanı açık. Böyle adamlar gördüm. Böyle biraz onlarla yakınlığı arttırdığımda şunu gördüm. Köyünden bir hasta adam geçse kimsesiz. Dayanamıyor hemen onu hastaneye götürüyor. Adamın özelliği bu çıktı bak. Ne diye? Bu ehli iman masuma yardım etmek lazım diye. Bak adamın belki girmediği haram kalmamış günah kalmamış. Ben de böyle bakıyorum ya bu adam nasıl oldu da çünkü günahlar ruhu bozar değil mi vicdanı bozar. Ama vicdanı çok açık devam ediyor. Diyorum ya nasıl böyle oluyor? Ehli iman diye nerede bir masum bir hasta görse bakıyorum hemen onun yardımına koşmuş. Onun ziyaretine gitmiş. Bir alınacak var mı demiş. Bir eksiğin var mı demiş. Onun sağlığıyla ilgilenmiş. Çünkü emanete olan hürmet yani o ehli imana olan hürmet emanetin sahibine olan hürmetten kaynaklı. Bakın şurayı unutmayın. Allah Azze ve Celle kendi rızasını kullarının rızasında arasında sakladı. Ben bu insanları umursamıyorum Allah razı edeceğim. Var mı böyle bir dünya? Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar sıkıntı çeker mi hiç yani? Ey akıllı. Allah Azze ve Celle kendi rızasını kullarının rızasının arasında sakladığından dolayı orada okula kula hürmet ediyor. Aslında okulun sahibine hürmet etmiş oluyor. Bu ehli imana, İslamiyet'in muktezası olarak bakma sınıfına belki bir de kaynanasına bakan hanım ablalarımız, kardeşlerimiz de girebilir. Çünkü bazen akla şeytan şu vesveseyi veriyor. Yani bu benim öz anam değil, öz babam değil. Ben buna neden bakayım? Neden bakacaksın biliyor musun? İslamiyetin muktezası diye. Bunun gibi bir sevap kapısı yok diye. Ben o ihtiyarları razı edersem, az önce demiştik Allah'ın rızası kullarının rızasının arasında saklı değil mi? Ben eğer o iki ihtiyarı razı edersem evimdeki musibetler paratoner gibi gider. Yediğim lokmalara bereket gelir. Yavruların iki cihanı beraber saadetle dolar. Öyle mi? Allah benden razı olur, benim kalbimi açar. Bak şimdi. Son bir ufak konu anlatıp bitireceğim. Peygamberliğin en önemli bir cüzü şefkattir. Şimdi şurada çok iyi bir futbolcuyu, hiç futbol oynamamış bir adam ne kadar anlayabilir? Anlayamaz. Anlayamadığında da evde maç izlerken diyor ki o top kaçar mı diyor. Sen hiç sahaya ki ne bileceksin kaçar mı kaçmaz mı öyle mi? Ama o sahaya inse, tellese, 80 dakika 90 dakika nefessiz kalmak nedir bilse der ki ben şimdi anladım o neden o hareketi yaptı. Doğru mu? Bir ahçıyı en iyi kim anlar? Pasta yapmayı bilen başka birisi anlar. Yani birisini anlamak için o kabiliyetinin gelişmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük kabiliyetlerinden birisi şefkati. Çünkü o varlığıyla alemlere rahmet ve şefkat olarak geldi. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı daha derinden hissedebilmenin yolu nedir? Sende var olan şefkati derinleştirmektir. Bak şimdi. Sen bir masum yavru hastayla ilgilensen, ihtiyar hastalarla ilgilensen, İslamiyetin muktezası olarak ehli iman hastalarla ilgilensen, ihtiyaçlarını gidersen, hatırlarını sorsan sende hangi kabiliyet gelişir? Şefkat. Peki şefkatin geliştikçe kime benzer ve kimi daha çok anlarsın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaştıkça aslında kime yaklaşmış, kimi tanımış olursun? Allah'ı yani şefkatinin gelişip şu hamleleri yapmanın neticesi marifetullah'tır. Bakın ne demişler? Ayinedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den, Muhammed aynasından Aleyhisselatü Vesselam Allah görünür daim. Hasta bakıcılık ettin. Şefkatin büyüdü. Rahmetin, şefkatin büyüyünce alemlere rahmet olarak gelmiş. O peygamber aleyhissalatü vesselam daha çok benzedin. Ona benzedikçe hangi ufkun açıldı? Marifetullah ufkun açıldı. Yani şu dersin içerisindeki incelikleri görüyor musun? İnsanı nereye sevk ediyor? Sübhaneke la ilme illa ma lam tenayin alimil hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Gezegenler bile bir aradayken Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.